Kızcağızım, yaklaşıyoruz Nil Nehri'nin kaynağına. Az kaldı. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de bunca yıllık araştırma, bulduğum notlar, el yazmaları hepsi Nil Nehri'nin kaynağını işaret etti durdu. Ama doğruluğundan emin olamıyordum. Ta ki harita elime geçene kadar. Eminim şimdi. Harita o kadar detaylı hazırlanmış ki şüpheye hacet yok. İskenderiye kütüphanesinde çıkan büyük yangın canım kitapları, el yazmalarını kül etmiş. Bu harita kurtarılan belgelerden. Satan adam ne kadar değerli olduğunu bilseydi satmazdı. Ya da küfe küfe altın isterdi. Sayende çözdüm kızcağızım haritanın şifresini. Harita çift katmanlı. Normal ışıkta bildiğin kağıt parçası. Ama kuvvetli bir ışık kaynağına tuttuğunda aradaki katman ortaya çıkıyor. Esas harita bu katmanda. Ya senin çözdüğün kısım bu değil. Haritada Nil kıyısı boyunca çeşitli hayvan sembolleri tasvir edilmiş. Ölümsüzlük suyu Nil'in hangi kısmında? Nasıl bir şifreleme olabilir derken sen pencereye geldin. İşte o an benim de aklıma geldi. Garuda, Simurgh ve diğerleri. Ölümsüzlükle anılan efsane kuşlar. Haritadaki kartal simgesi ölümsüzlüğün yerini işaret ediyor. Sana kuş dedim diye mi bozuldun? Sen benim kazcağızım, yoldaşımsın. Hem sen olmasan ben şifreyi çözemezdim ki. Kayıkla buraya kadarmış. Bundan sonrasını yürüyeceğiz kazcağızım. Bu yakınlarda kartalların olduğu bir bölge olmalı. Gözünü dört aç. Kazcağızım gördün mü? Bir kayaymış meğer haritanın gösterdiği. Belgelerde ne diyordu? Su suyun içinde. Demek ki Nil'in bu kısmında bir kaynak olmalı. Bir başka belgede de karanlıklar ülkesi diye tariflenmiş ölümsüzlük suyunun yeri. Demek ki kaynak suyun içinde ama derinlerde. Kazcağızım, sen beni gerçekten anlıyorsun değil mi? Keşke konuşabilseydim. Nehrin dibine bir göz atalım. Sen beni burada bekle tamam mı? Aşağıda bir kaynak buldum. Ama sanki balçık. Acı bu.
Doğru yer burası da. Suyun altında doğru yeri bulmak mesele. Daha da derinde olmalı. Bulduk. Gerçekten bulduk. Sonunda. Ama çok derinde. Nefesim dayanmaz. Ama basit bir düzenek iş görür. Kazcağızım, ölümsüzlük suyunu içtikten sonra nereden başlayalım dünyayı dolaşmaya? O kadar çok yer var ki gitmek görmek istediğim. Bak. Ya sen nereye gitmek istersin önce? Dünyanın bir ucundan başlayıp öbür ucundan çıkalım en iyisi. Dünya kazan biz kepçe. Ha, ne dersin? Nehrin canlılığına inanamazsın. Suyun marifet olmanı. Elimi uzatıverdim kaynağa. Batara dolmaya başladı. Tam o sırada dev bir yengeç saldırdı. Buna rağmen suyu almayı başardım. Hadi. Su küçüğün. Bu ne hız, bu ne çeviklik. İnanamıyorum. Dur bakayım. Oh, inanamıyorum. İçim kıpır kıpır. Hı? Sen konuştun mu? Konuştum mu? Ben mi konuştum? Evet. Sen? İnanılmaz. Demek suyun başka marifetleri de var. Konuştum. Ben konuşuyorum. Ben... Hı? Ben konuşabiliyorum. Konuştum. Ben konuşabiliyorum. Ben konuştum. Oh be! Sıra bende. Aman ya Rabbi.
Daha keskin, daha net görüyor ve daha net duyuyorum. Muazzam bir zindelik hissi. Bu nasıl bir şey? Çabuk, bulun onu bana. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Ayak sesleri duyuyor musun? Hı? Gidelim. Ölümsüzlük suyunu bulduğumuzu kimse bilmemeli. Suyu güvenceye almalıyız. Belgelerle harita sende dursun. Dikkatli ol. İstanbul cihazıma götür emanetleri. En güvenli yer orası. Galata Kulesi'nde ikindi vakitleri bekle beni. Karadan uzun sürecek gelmem. Merak etme dostum. Sen gelene kadar ölümsüzlük suyunun bekçisi, koruyucusu, efsane kuşu ben olacağım. Hani kuş demiştin ya. E kuş dememe kızmamıştın hani? Şaka yapıyorum. Emanet benimle gökyüzünde güvende olacak. Merak etme. Daha hızlı dedim size çabuk. Hadi. Bu suyun zerresi bile... Boşuna su yolunu bulur dememişler. Nakalaga! Kudandi! Kudandi! Yakalayın! Kaçırmayın! Kaçırmayın! Yakalayın, kaçırmayın. Suyun kudretine bak. Bu sana. Bu da sana. Kraliçem, kraliçem. Yerlilerin bahsettiği adam bu. Yani herhalde bu. Kimsin? Ne işin var burada? Ne arıyorsun bu bölgede? Bendeniz seyyahım. Adım Evliya Çelebi. Yerlilerin bana neden saldırdıklarını ve de sizin burada ne aradığınızı merak eden bir seyyah. Ne haddine senin bana soru sormak? Kraliçeyim ben. Bu toprakların hakimi. Bu toprakların hakimi mi? Yanlışınız var. Bu toprakların size ait olduğunu hiç sanmıyorum hanımefendi. Hanımefendi değil. Kraliçe. Kraliçe. Arayın üstünü. Didik didik arayın. Ne bulmayı umuyordunuz ki hanımefendi? Kraliçe diyeceksin. Kraliçe. Ölümsüzlük suyu nerede? Ölümsüzlük suyu mu? Evet. Yerliler nehirden ölümsüzlük suyunu çıkardığını söylediler. Yanlışları var hanımefendi. Yakalayın. Nil'e kurban edilirken ölümsüzlük suyu ile ilgili aklına bir şeyler gelir belki. Eşyalarını al. Hemen. Hadi bağlayın bakayım. Kraliçem. Ya. Sıkı sıkı bağlayın adamı. Ne? Evet. Bağladılar kraliçem. Thank you.
Yerlilerin sözüyle adamın ayağına götürdün beni. Ben kraliçeyim dedikçe adam dalga geçer gibi hanımefendi diyor. Ölümsüzlük suyunu bulmuşmuş. Ama olabilir. Yani şöyle ki, imparatorluk arşivindeki belgelerde... İmparatorlukmuş. İmparatorluk mu kaldı? Bütün topraklarımı, her şeyimi kaybettim. Ülkemden sürüldü. Bak şuraya. Bir avuç adam, 3-5 yerli. El alem dalga geçiyor benimle. Hanımefendiymiş. Kraliçeyim ben. İmparatorluğumu, topraklarımı geri alacağım. Yeni fetihler yapacağım. Topraklarıma toprak, gücüme güç katacağım. İnsanlar bana itaat edecek. Bunun için ölümsüzlük suyunun kudretine ihtiyacım var. Anlıyor musun? Sonuçla gel karşıma. Şu yerden bitmelerin zırvalarıyla değil. Belgede ne diyordu? Ne diyordu kraliçem? Ha, imparatorluk arşivindeki belgede ölümsüzlük suyu krallıklar ülkesinde diyordu. Ama kraliçem, bakmadığımız mağara, in, çukur kalmadı kraliçem. Vezir! Rezil vezir! Demek ki daha bakmadığınız, aramadığınız yerler var. Var kraliçem. Ne yapalım acaba biz Evliya Çelebi'yi? Eşyalarını iyice incele. Nereden gelmiş, nereye gidiyormuş? Elinde belge not var mı? Araştır. Ama önce konuşturmayı dene. Bak bakalım ölümsüzlük suyu hakkında bir şey biliyor mu? Sıkıştır. Sıkıştırayım kraliçem. Nasıl sıkıştırayım? Nasıl yapayım? Yani korkut. Korksun senden. Nasıl korkutacaksan artık. Yap bir şey. Çözümleri hep benden bekleme. Ay! Ay! Boğazım kurudu. Susamış kraliçem. Ah canım. Kıyamam. Su getirin. Hadi hadi hadi. Sallanma, doldur. Eyvahlar olsun. Suyu içecek. Ya içinde abi hayattan kaldıysa? Tek bir zerre bile ölümsüzlüğe yeter. Daha atasın. Üstüme gülüldü. Beceriksiz. Kalktım kraliçem. İyi misiniz kraliçem? Yakalayın. Evliya Çelebi, bu yaptığını yanına bırakmayacağım. Bırakırsam bana da kraliçe demesinler. Demesinler kraliçem. Kraliçem, şimdi Evliya Çelebi'nin icabına bakarım ben. Bu zehri, kobra yılanlarını zehriyle yaptım. Bir damlası bile bir fil sürüsünü devirebilir. Bu oklar, zehir mi? Garip. İşte izleyin bakın, devrilecek. Devrilecek. Yahu fil devrildi mi devrilmiyor. Şimdi devrilecek. Kraliçem, Evliya Çelebi ölümsüzlük suyunu içmiş. Ölümsüzlük suyunu mu içmiş? Didik didik arayın demedim mi? Hani yoktu ölümsüzlük suyu? Ölümsüzlük suyu yoktu. Ah,
yanındaki adamı nasıl kaçırırsınız? Çabuk! Geri getirin Evliya Çelebi'yi! Nasıl kaçırırsın adamı? Hadi kaçırdın! Nasıl bulamazsın? Yer yarıldı da içine mi girdi bu adam? Sana geri zekalı desem, bilim adamısın. Alimliğin ortada diyemem. Bilim dışında başka hiçbir işe yaramıyor o koca kafa. Kraliçem! Mataradaki suyu tahlil ettim. %99.9 ni suyu. Ancak Ve kraliçem, üzerimize dökülen ölümsüzlük suyu. Ölümsüzlük suyu mu? Su üzerimize döküldü. Yani? Yüzyıllarca yaşayacağız. Sonsuza kadar değil. Yarı ölümsüz olmak. Yetmez! Yetmez! Ben sonsuzluğu istiyorum. Sonsuzluğu! Tüm dünya benim olmalı. Bütün insanlar önümde diz çökmeli. Kraliçelerine bana itaat etmeli. Anlıyor musun? Anlıyorum kraliçem. Evliya Çelebi'yi bulursak ölümsüzlüğün sırrını çözerim. Emin olun çözerim kraliçem. Çantasından çıkan belgelere göre... İstanbul'dan gelmiş kraliçem. Aferin. Aferin sana vezir. Aferin. Nerede arayacağımızı biliyoruz. İstanbul'da. Götürün. Başımın belaları. Hangi taşı kaldırsam bu adamlar klon karşılığı. Klon oldukları tahmin edilen adamlardan biri daha banka soyma girişimi sırasında suçüstü yakalandı. Komiser Kemal hemen yanımızda. Mikrofonu kendisine yöneltmek istiyorum. Komiserim, epeydir bu olay üzerinde çalıştığınızı biliyoruz. Dolly tabir edilen bu klon adamların arkasında kim ya da kimler var? Amaçları ne olabilir? Organize bir suç örgütüyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. Ancak yürüyen bir dava olduğu için daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz. Ama bu şebekenin başında her kim varsa yakalayacağız, yaptıklarının cezasını çekecek. Bu düzmece soygun epeyi oyaladı seni. İzlerken çok eğlendim şahsen. Esas soygunun yerini öğren önce. Adamlarımdan birini daha yakaladın diye doğru yoldasın sanma. Bende onlardan yüzlerce var. İstersem dahası da olur. Yakala yakala bitiremezsin. Vezir, adamlardan haber var mı? Var kraliçem. Zehir için ihtiyacım olan asiti almayı başarmışlar. Yoldalar, dönüyorlar. Yalnız... Yalnız ne? Benim şu yeni projemle ilgili bir konuşsaydı kraliçem. Sor. Ama... Şimdi uğraşamam senin antin kuntin projenle. Yeni projeymiş. Kim bilir yine ne yumurtladı. Proje üstüne proje. Nanoteknoloji, mikrobiyoloji, genetik, sağım solum teknoloji de oldu. İyi de oldu. Önemli olan benim planımın tıkır tıkır işlemesi. Bize zaman ayırdığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Olay yerinden bildirdik. Konuyla ilgili bilgi edindikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Suna Sunal. Kemal'im yine iş başında. Dedeciğim, amcam mıydı? Evet evladım. Yine şu dolilerden yakalamış. Aynı adamdan kaç tane olabilir ki? Bunlar kesin klon dedi. Haklısın. Adamlara niye doli diyorlar biliyor musun dedeciğim? Niyeymiş? İlk klonlanan canlı bir koyun. İsmi de Dolly. Koyun moyun bilmem de akşama balık tutamazsak ziyafet yalan olur.
Nenenin dilinden de kurtulamayız evlat. Kemal Bey. Suna Hanım. Kaç adam yakaladınız Kemal Bey? Yorum yok Suna Hanım. Uluslararası bir bağlantısı var mı? Yorum yok. Yok mu? Yok. Demek yurt dışı bağlantısı yok. Yorum yok diyorum sadece. Uf, Kemal, biraz bilgi versen ne olur sanki? Suna, biliyorsun. Yürüyen dava. Bu arada nerede olay olsa anında oradasın. Sana bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaktan dilimde tüy bitti. Kemal, benim işim bu. Anlıyorum, işini severek yapıyorsun ama kendine dikkat et. Tehlikenin göbeğini atlama. Cin gözü acı bari. Sen sanki çok dikkat ediyorsun da çatı tepelerinde adam kovalamacalar falan. İşim bu. Kendine dikkat et. Tehlikenin göbeğini de atlama. Seviyorum, ne yapayım? Senden hoşlanıyor. Aa, nereden çıktı canım? Biz arkadaşız sadece. Ben de salağım. Adam ayaküstü sana ilanı aşk etti. Bir de adam çok haklı. Bana acı bari Suna. Yoruldum, perişan oldum peşinde. Alo? Alo müdürüm? Ama müdürüm... Kimya fabrikası mı soyulmuş? Ya! Müdür, size de müdürüm. Ne oldu? Ne olacak, fırçayı yedik yine. Kimya fabrikası soyulmuş. Kimya fabrikası mı? Ne çalmışlar? Çok çok tehlikeli bir asit. Az bulunan bir maddeymiş. Peki müdür niye fırça attı? Dole olayını kurcalama diyor. Ay, haber atlama diyor yani. Haber mi atladık? Ay Cingöz, dedim ya, kimya fabrikası soyulmuş. Kim soymuş? Ay, bilmiyorum Cingöz. Asidi ne yapacaklarmış? Adamlar dönmedi mi hala? Döndü kraliçem. Asidi eriyikle reaksiyona sokmak üzereyim. Uygun basınç ve sıcaklık seviyesini bekliyorum. Zehri şebeke suyuna karıştırdığımızda anaerobik organizmalardan kaynaklı enfeksiyon gibi algılanacak. Ancak içindeki longstofik asitin etkisinden dolayı nörodejeneratif bozukluk yaratacak. Beynin spesifik bölgelerinde irreversible kayıp oluşturacak. Yalnız zehrin progresif etki göstermemesi için klinik çalışmalarına devam etmem gerekecek kraliçem. Yani? Yani kraliçem. Zehri içen kişinin sinir sistemini etkileyecek. Hipnotize olmuşçasına size itaat etmeye başlayacak. Zehir hazır sayılır. Güzel. Aferin. Hazırladığın zehri şehrin şebeke suyuna karıştırdığımızda önce tüm şehir, sonra tüm dünya kraliçesine kavuşacak. Kraliçelerine itaat edecekler. Geriye tek bir şey kaldı. Tek bir şey kaldı kraliçem. Zehrin progresif etkisini nötralize etmek. Sesem. Bir tek ölümsüzlüğün sırrını çözmek kaldı. Ama sen Evliya Çelebi'yi hala bulamadın. Bulamadım kraliçem. Ama kurduğum kamera ağı, yazılım ve bilgisayar programı sayesinde dünyanın dört bir yanını saniye saniye tarıyoruz. Artık an meselesi, emin olun. Zehir etkisini yitirmek üzeredir kraliçem. Ne zehirmiş. Yeni hazırladığın zehir de bu kadar etkili olur umarım. Umarım kraliçem. Şey, benim yeni projemle ilgili acaba... Sonra. Kaldın evladım. Anacığınla babacığını mı özledin? Beni de götürselerdi keşke. Arkeolojik kazı bu evladım. Ta Mısır'da. Ne işin var senin oralarda? Göz açıp kapayana kadar gelirler. Babam dönünce yine efsanelerden bahseder değil mi dedeciğim? Mısır'da efsane çok. Bak gör, ne hikayeler anlatacak sana döndüğünde. Senin de anlatacak hikayelerin olsun. Asıl, asıl senin hikayen oltanın ucunda. Asıl, asıl evladım asıl. Çok ağır. Dede bak, biri var salda. Yardım edelim garibe. Hadi. Kıyafetlerine baksana dede. Ya Rabbi, kazcağızım. Kazcağızımı bulmalıyım. Evladım, iyi misin? Baygındın. Biz de seni denizden çıkardık. Adın ne? Evliya Çelebi. Günlerden ne? Salı 1682.
1682 mi? Yuh! İstanbul cazım! Kafasını çarpmıştır kafasını. Kıyıya çekelim de ben bir yetkililere bildireyim durumu. Sen de şimdilik bizim eve götür, dinlensin. Evde buluşuruz. Hı? Doğru eve mi? Tamam dedeciğim, sen merak etme, doğruca eve. Sonra gagayı ağaca toslamış, kara kanat çekip, oradan da sekip cama, camdan da sekip yere çakırmış gaga üstü, yazık. Yalnız o sabi kuşun canı çok yanmıştır ya. Aynen, canı acımış tabii. Toslayınca cama, yere çakılırken bütün topladığı bozuk paralar savrulmuş. Fahrettin abinin karşısına eli boş çıkınca bizim Şekip, Fahrettin abi de gazabını göstermiş tabii. Basmış kanadı, basmış kanadı, bizim biçarenin de ağzı yüzü kanadı haliyle. Kalk şimdi, ufaktan kıllanmaya başladım ha. Abicim bizim elimiz de boş, ha? Fahrettin abi gelirse sizi gazabıma uğratacağım derse ne yapacağız? Atar atar gidere gider ha. Ben bu saatten sonra bazı şeyleri kaldıramıyorum. 218 yaşında reşit bir kargayım ben abi, hatırlatayım. Kimsenin kakunu kukunu çekemem, yükseklerde dolaşıyorum, kafa almıyor. Atar yok Kamil. Biz şimdi gidelim Eminönü'ne, toplayalım paşa paşa bozuk paralarımızı anladın. Yalnız martıların simitlerini aparırım ha. Baştan söyleyeyim, uyarma beni. Daraltma şu hayvanları Kamil. Yazık. İkindi vakti oldu mu? Kazcağızımı bulmalıyım. Kazcağızın mı? İkindi vaktine daha var. Sen kafanı mı çarptın? Çarpmadım. Yani galiba çarpmadım. Ne kadar var ikindiye? Daha öğle vakti. Evliya Çelebi'sin yani. Evet. Adım bu. Oh. Ne yanda kaldı Galata Kulesi? Buraya çok yakın sayılmaz. Şu tarafta. Evliya Çelebi'sin ve eminsin. Adım gibi. O tarafa doğru yürüsek mi? Dikkat edin. O ne? Demirden bir at. Vay canına. Hadi yürü, dedem evde bizi bekliyor. Ev mi? Ne evi? Galata'da olmalıyım ikindi vakti. Acıkmışım galiba. Hadi ev bir şeyler de yeriz. bu arada benim adım Can. Can mı? Ne güzel ad. Cancağızım. Sen de Evliya Çelebi'sin. Evet, adım Evliya Çelebi. Anlatması da zor, inanması da. Beni bulduğunuz salda suyun akıntısına kapılmış yüzyıllardır sürükleniyordum ben. İnanıyorum sana. Babam Mısır'a kazıya gitmeden önce ölümsüzlük suyu efsanesini anlatırken bahsetmişti senden. Suyu buldun demek. Evet, buldum ve içtim. Baban beni nereden tanıyor ki? Seni tanımayan mı var? Seyahatnameni ve seni tüm dünya biliyor. Tüm dünya mı? Benden önce namım dolaşmış dünyayı desene. Esas ölümsüzlük bu. Kanlı canlı olsam ne olur? Nerede buldun suyu? Suyu... suyun içinde buldum. Çok kalabalık, çok karışık. Nasıl yaşıyor? Niye Allah'ın kulu da simit atmaz mı martılara abicim ya? Yolunda gelirken simit aparırım dedim. Bak hala açım abicim, gagam düşecek. Ulan Kamil, bütün gün kafamı şişirdin. O kadar şey yedin hala açsın. Tutturmuşsun simit de simit. Şu Fahrettin abinin işini mi çözelim? Sen beni anlamıyorsun abicim ya. Açım, kafam çalışmıyor, kafam. Hey gidi gözümün nuru İstanbulcağızım. Kaderde yüzyıllar sonra kavuşmak varmış. İstanbulcağızım çok değişmiş ama bir o kadar da aynı. Hala buram buram deniz kokan boğaz havası. Dostla yenen bir lokma. Tarifsiz bir keyif.
Gel bakalım minik serçe. Küçük dostum, al bakalım. Bu da senin kısmetinmiş. Çok sevimli değil mi? Aa, dakika şu işe. Gördün mü Hakkı abi? Neyi gördün mü Kamil? Serçenin elindeki simidi abi. Abi gözünü seveyim, Ankara simidi yiyeceğim diye her hafta 453 kilometre Kızılay Meydanı'na uç gel. İmanım gevredi be abicim. Göl başına iniyorum, bir soluklanayım. Mola vereyim diyorum. Ördeklerden, karabataklardan rahat yok. Mogan Gölü'ne ineyim diyorum. Sadanlar rahatsız ediyor. Ayağıma kadar gelmiş hazır. Bırak şunu bir gömeyim abicim ha. Ne dersin? Fahrettin abiye ne diyeceğiz peki? Hakkı abi, yerim Fahrettin abisini ya. Onun söz konusu konusunu da halledeceğim en kısa zamanda. Bana güvenebilirsin. Yerim şunu be. Açın. Aslında doğru diyorsun. Aç karga gaklamaz. O zaman sıkıştıralım serçeyi, patlatalım simidi, sonra çözelim işimizi. Yalnız üçe kadar sayacağım. Say abicim, say, gönlün olsun. Hadi gözümü seveyim say. Hazır. Bir. İki. Oh, daldım. Ben olmasan şaşardım ulen. Kanı hızlı bu Kamil'in. Bekle ulen. Minik serçe, minik serçe, simidim nerede? Minik serçe, minik serçe, simidim nerede? Kalk son defa söylüyorum, kon oraya bir yere, ver o simidi. Minik serçe, o kanadındaki simidi yavaşça yere bırakıyorsun ve mahmuzunla bana doğru ittiriyorsun kardeşim, tamam mı? Hadi bakayım. Yardım edin! Yardım edin! Ötme bülbül, ötme! Yardım edemez sana kimse. Ne oldu? Küçük dilini mi yuttun? Buralar bizim çöplüğümüz. Bizim çöplüğümüzde çöpleneni çöpleriz. Anladın mı? İmdat! Yardım edin! Aman efendim, gak gak gak. Kimler gelmiş? Hakkı abi, benim gördüğümü sen de görüyor musun abi? Fahrettin'in Mingo değil mi bu? Çok sevindim ha. Olaylar karışacak. Bir taşla iki kuş. Ne taşı ne kuşu Kamil? Açlık senin başına vurmuş anladın mı? Hey! Ne istiyorsunuz küçük serçeden? Cüssenize göre birini sıkıştırsanız da siz. Irgalamaz seni aslanım. Uçvara bak sen. Karışma. Akıllı ol kardeşim. Gak gak gak, hareketlere gak. Benim bölgemde bana mı dikleniyorsun ulan? Sen kimin çöplüğünün kazısın? Şşşt! Bingo! Ne kadar hızlı uçuyorsun görelim bakalım. Benimle yarışa var mısın? Ha ha ha! Ne diyorsun sen? Ne yarışı? Ak yarışı. Susar mısın Hakkı abi? Ayarlıyorum. Çanta, çanta. Ha çanta. Ya. Evet. Var mısın yarışa? Yalnız kaybedersen alırız çantayı. Kazanırsan alırsın tabii. Ama ben kazanırsam bu minik kuşu rahat bırakacaksınız. Simidini de geri vereceksiniz. Simit için söz veremiyorum güzel kardeşim. Yarısını yaparım diye düşünüyorum. Çünkü ben kendim biliyorum. Sabaha kadar gözüme uyku girmez. Susam sayarım. Bana bunu yapma. Merak etme. Sadece izli olacaklar. Anlaştık mı minik dostum? Tamam. Hadi bakalım. Kamil, kalk şimdi. İyi dinle beni. Eğer bu yarışı kaybedersen Fahrettin abi var ya, bizim kanatlarımızı kırar. Şekibe bağlamayalım yani. Hakkı abi, ben sana Fahrettin'i tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz diyorum. Çanta diyorum. Sen bana hala Fahrettin, Fahrettin deyip duruyorsun ya. Fahrettin öldü artık. Biz varız. Bingo! Hazır mısın? Bak bu yarış burada başlar, Galata'da biter. Hele burada başlayalım. Nerede biteceği hiç önemli değil. İstersen başlamadan önce sana güzel bir avans vereyim Mingo'cum, ne dersin? Ha? Hakkı abicim, sen de şimdiden saymaya başla. Gönlün olsun. Ay. Hazır. Bir. İki. Hop kaldım. İşim gücüm yok senin haymanımı be. Yavaş. Bayağı geciktin. Boş boş ipe sapa gelmez konuşmaya alışmışsın. Bır 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 konuşup durdun. Sustum. Ama şimdi söyleyeceklerimi can kulağıyla dinle, anla.
çanta bana ait. Alamazsın. Ha, bir de bu kuşa bulaşma. Al bakalım simidini. Teşekkür ederim Mingo. Ben de senin için bir şey yapmak isterdim ama elimden bir şey gelmez ki. Ne demek elimden bir şey gelmez? Haha, gün olur sen de bana yardım edersin. Belli mi olur? Hadi kendine iyi bak küçük dostum. Ben uçtum. Neler oluyor? Işıklar neden yanıp sönüyor? Buldum! Ne buldun? Evliya Çelebi'yi buldum efendim. Evliya Çelebi. Yüzyıllar boyu bekledim. Beni kandırmanın intikamını da, ölümsüzlüğün sırrını da alacağım senden. Nerede? Nerede kraliçem? Ha, Evliya Çelebi. Burada, İstanbul'da. İstanbul'da mı? Avucumun içinde yani. Bu da kim? Kim kraliçem? Evliya Çelebi. Hayır, onu demiyorum sersem. Yanındaki kim? O bir çocuk kraliçem. İnsan ırkının güncellenmiş yeni sürümü. Kim sorusuna cevabın bu mu? Sersem. Yakalayın. Kaçmalarına izin verme. Vermedim kraliçem. Adamları gönderdim bile. Aferin sana. Şaşırttın beni vezir çek. Ne oluyor? Kraliçenin adamları bunlar. Demek kraliçe hala peşimde. Kraliçenin adamları mı? Doliler kraliçenin adamları mı? Kanka bırak ben de koşayım. Doliler mi? Kanka, kanka. O ne demek? Kanka, dostum gibi bir şey işte. Bırak beni. Anlaştık kanka. Vezir, sadece iki adam mı gönderdin? İki adam gönderdim kraliçem. Bir adam yetmez diye düşündüm. Beyin kıvrımların bir yerde düğümleniyor herhalde senin. İki adam Evliya Çelebi'yi nasıl yakalasın? Bütün klonları şehre sal. Hepsini, hepsini. Salayım kraliçem. Kod 333 devrede. Siz yukarı bakın. Ne oldu? Niye durdun? Neredeyiz? Kaybolmuş olmayalım cancağızım. Kaybolmak mı? Dur hemen bakayım. Ne yapıyorsun kanka? O küçücük şeyin içinde mi arıyorsun? Eve giden en güvenli kestirme yola bakıyorum. Bir çeşit bilgisayar. Eve değil, Galata'ya gitmeliyiz. İkindi vaktine yetişemeyiz artık. Üstelik doliler peşimizde. Bu durumda en güvenli yer ev. Güven bana kanka. Bu taraftan kanka. Geldim, geldim. Nerede kaldınız be yavrum? Geldik işte anneanne. Hadi içeri gel. Kapıda kaldınız. Buyurun. Hadi gel kanka. Buyurun efendim, buyurun. Merak ettim. Nerede kaldınız be evladım? Geldik dedeciğim. Sen gittin mi karakola? Ha, gittim gittim. Kemal'im şu dolilerle uğraşıyormuş. Yarın anlatırız artık durumu. Bu gecelik misafirimiz olun. Zahmet vermeyeyim. Üstelik... Ne zahmeti? Estağfurullah. Dinlenin. Bir çayımızı çorbamızı için. Can,
Banyoyu göster evladım. Elin tanımadığınız adamı da getirdiniz eve. Hırlı mıdır, hırsız mıdır bilinmez. Evliya Çelebi'yim diye dolaşıyor garip. Ne yapsaydık? Tanrı misafiri hanım. Bu gece misafirimiz olsun, yarın bakarız. Ah yavrum, canım da anadan babadan ayrı kaldı. Kan çekti işte, çocuk maceracı. Anası babası bize emanet etti. Ay, başına bir iş gelecek diye hop oturup hop kalkıyorum. Of, of. Merak etme. Hadi pamuk ellerinden bol köpüklü bir yorgunluk kahvesi yap. Adamcağıza da temiz kıyafetler çıkar. Olur olur, Tanrı misafiridir, ağırlayacağız tabii. Şişt, sen bana mı öğretiyorsun nasıl misafir ağırlandığını? Hay Allah. Oh, canım, tereciye tere satılır mı? Ulan sen manasını almışsın Kamil. Bu nasıl bir simit sevdasıdır arkadaş? Başımıza gelmeyen kalmadı senin bu susam aşkın yüzünden. Sen kim? Vingo'nun çantasını almak kim ulan? Hayır mademdi, ne miyeceksin? Niye saydırıyorsun? Göstereceğim ben sana, dursan dur. Fahrettin abi gelsin. Bir bir sayacağım yaptıklarını ben senin. Ha. E Fahrettin abi geldi, ben bir bir sayayım o zaman yaptıklarımızı abicim. Kimden neyi saklıyoruz? Fahrettin abicim nasılsın? En güzel abim benim. Abicim şimdi şöyle bir durum oldu. Biz abicim senin için para toplarken bu Bingo denen arkadaş yanımıza geldi abicim. Sırtında bir çanta. Dedim bu bizim Fahrettin abinin istediği çanta. Hemen dedim alayım sana getireyim ama öyle olmadı ki abi. Arkadaş bizi tahrik etti. Sonuçta da biraz tahrip etti. E paralardan da olduk senin abi, ne yapacağız? Bize bir yol göster Fahrettin abi. Yalnız kaldık. Gagamız kıldan ince Fahrettin abi. Söyle ne diyorsan onu yapalım. Bingo ha? O kazı istiyorum. Tüylü ya da tüysüz. Anladınız mı beni? O kaz bulunacak. Bulunsun abi. O kaz yolunacak. Yolunsun abi. O kaz buraya gelecek. Eğer öyle bir ihtimal varsa gelsin abi. Buyursun gelsin. Yok yok yok. Yok. Neredeler? Neredeler? Olamaz kraliçem. Özellikle varifokal lensli ZXKC kameralardan kullandım. Sistem milimetrik her noktadan görüntü alma özelliğine sahip. Sistem dışına çıkmak için içeri girmek lazım. Şimdi buluruz kraliçem. İçeri girmek mi? İçeri girdiler tabii. Çocuğun evini bul. Çocuğun evi mi kraliçem? Ha, ev. O çocuğu bul bana. Derhal kraliçem. Cancağızım, şu Dolly'ler de neyin nesi? Dolly'ler, bizi kovalayan adamlar. Daha bu sabah bir banka daha soydular. Sürekli suç işliyorlar. Suna ablaya göre uluslararası bağlantıları var. Amcam da yakalayıp hapse tıkıyor onları. Desene kraliçe bu yüzyıla ayak uydurmuş bile. Sadece ölümsüzlük suyunu aramıyor o halde. Başka planları olmalı. Kraliçe de kim? Dolly'lerle bağlantısı mı var? Dolly'lerin arkasındaki kişi kraliçe. Vay be, habere bak. Amcam da Suna ablam da bu habere çok sevinecek. Suna ablan ve amcana şimdilik bahsetme ve evet, küçük kaşif, haklısın. Dolly dediklerin kraliçenin adamları. Peki madem ölümsüzlük suyunu bulamadı, bu zamana kadar nasıl yaşamış? Bunlar aramızda kalmalı. Matara'daki su üzerine dökülmüştü. Galiba az da olsa ölümsüzlük suyu kalmış Matara'da. Peki ya Galata Kulesi? Ne var orada? Kazcağızım. Kazcağızımla orada ikindi vakti buluşmak üzere sözleşmiştik. Ölümsüzlük suyu onda. Ne? Ölümsüzlük suyu kazcağızında mı? Evet. En güvenli kişi de en güvenli yerde. Gökyüzünde aramak kimsenin aklına gelmez değil mi ya? Hadi. Şimdi yat dinlen. Tamam. Geç oldu. İyi geceler. Allah rahatlık versin kanka. Ha bu arada. Bu da tablet. Hı. Sesli ve görüntülü olarak seyahatnameni kaydedebilir, herkesle paylaşabilirsin. 21. yüzyıl çok hızlı değil mi kanka? İnternette gezinebilirsin. İnternette gezmek mi? Bak göstereyim. Buradan açıyorsun, sonra buraya aramak istediğin konuyu yazıyorsun. Evet, sonra buraya basıyorsun. Takipte kalın. Bütün ekipler yerlerini alsın. Kimselere görünmeyin. Evliya Çelebi evden çıktığında saldırıya hazır olun.
Uyumadın mı? Uyudum. Uyudum cancağızım. Hem de çok uzun uyudum. Değişmiş, çok değişmiş dünya. Oturduğun yerden kalkmadan dünyayı geziyorsun. Bir düğmeye basıyorsun, merak ettiğin her şey önüne seriliveriyor. Dünya dürülecek derlerdi, dedikleri bu olsa gerek. Yapılan icatlar, keşifler akıl alır gibi değil. Senin için her şey çok farklı, çok yeni değil mi? Hem de çok. Bu yüzyılda ölümsüzlük suyunun varlığı çok tehlikeli. Sadece kraliçe değil, başkaları da ölümsüzlük suyunun peşinde olabilir. Ayrıca kraliçe bu yüzyıla ayak uydurmuş, güçlenmiş. Kendisine bir ordu kurmuştur eminim. Üstelik teknolojiyi de kullanıyor besbelli. Ben onunla nasıl baş edeceğim? Suyu saklandığı derinliklerden hiç çıkarmamalıydım. Ve belki de hiç içmemeliydim. Olacakları bilemezdin. Kraliçe 21. yüzyıla ayak uydurmuş olabilir ama bu onunla başa çıkamayacağını göstermez. Annem hep der ki, başarmayı kalbinle dilersen olmaması imkansız. Ölümsüzlük suyunun şifresini çözüp suyu bulabilen tek kişisin. Ve içtiğin suyun verdiği güçlere sahip tek kişi. Üstelik ben de yanındayım. Yaşından çok daha olgun bir çocuksun sen cancağızım. Bu çağın çocukları hepiniz böyleyseniz, gelecekte neler olacak çok merak ediyorum doğrusu. Yüzyıllarca kıpırdamadan bir salda sürüklenerek suyu içmenin bedelini ödedim. Şimdi hatamı bir an önce telafi etmeliyim. Ölümsüzlük suyu ait olduğu yere dönmeli. Ha, doliler. Kraliçe bulmuş bizi. Su uyur düşman uyumazmış. Koş cancağızım koş. Her yerde gözü mü vardı? Adam ben Evliya Çelebi'yim diyor. Yazık, adam kafasını mı vurdu? Ne yaptıysa artık. Zavallı. İnanılır gibi değil. Böyle şeylerde hep seni bulur baba. Tanrı misafiridir dedim, eve götürdüm. Evde şimdi. Senin işin de başından aşkın evladım ama bir ilgilen şu garipli. Hadi. Tamam tamam, merak etme sen. Neler oluyor? Dikkat etsenize. Doliler değil miydi şunlar? Aa, öndeki can mı? Evet. Niye kovalıyorlar canı? Ay, yanındaki adam kim acaba? Hadi koş İlgöz. Niye hep ben koşuyorum? Hey, ne oluyor? Dikkat etsenize. Can değil miydi o? Yanındaki de Evliya. Can. Peşindekiler de doliler. Suna. Söz dinle de burnunu sokma belaya. Suna. Acele et evladım. Dolilerin eline düşecekler. Klomlon yaparlar maazallah. Baba sen evde bekle. Merak etme, canı getireceğim. Ah be Can. Neye bulaştın seni küçük canavar? Dikkatli ol. Dikkatli olun. Ne diyeceğim şimdi ben hanıma? Hay Allah, hay Allah. Hadi. Demir Bey gir. Ha, ben görmüştüm bundan dün. Ha. Bu at değil, motosiklet. Otomisket mi? Nasıl çalışıyor bu? Hadi çabuk ol. Adamlar yetişecekler şimdi. Hadi, hadi. Hadi. Koş. Atlayın hadi. Hadi bakalım. Sıkı tutun. Can'ın yanındaki adam kim? Evliya Çelebi. Evliya Çelebi mi? Kemerlerinizi bağlayın. Yetişemezler bize. Hadi daha hızlı, daha hızlı. Onları kanka. Adamları nasıl anlatacağımızı biliyorum. Güvenlik kameralarındaki görüntüleri takip ediyor olmalılar. Da, benim bildiğim bir yer var. Hem kestirme hem güvenli. Sultanahmet Meydanı ne tarafta kaldı? Şu tarafta. Dikkat et.
sıkı tutun. Hay aksi. Suna iyi misin? Dur. Hay Allah. Ne zaman laf dinleyeceksin sen? Yine en önden koşuyor. Merkez, Sultanahmet mevkiine tüm ekipleri sevk edin. Ne yapacağız şimdi? Gizli bir geçit vardı burada. Gizli geçit mi? Evet, Galata'ya en kestirme yol bu geçit. Kameralardan uzak, yerin altı. Süpersin kanka, GPS gibisin. Boş ver hadi. Sıkıldım kedi fare kovalamacasından. Çocuğu istiyorum. Çocuğu getirin bana. Evliya nasılsa çocuğun peşinden tıpış tıpış kendi gelecek. Tıpış tıpış gelir kraliçem. Zehir. Zehir ne durumda, bitti mi? Bitti kraliçem. Henüz test edemedim ama hiçbir sorunla karşılaşmayacağız. İçiniz rahat olsun. Az kaldı. Zehir şebeke suyuna karıştığında Evliya Çelebi bile kuzu kuzu ölümsüzlüğün sırrını avcuma bırakır. Bu zehir sayesinde herkes, bütün dünya bana itaat edecek. İnsanlar önümde diz çökecek. Ne oldu? Kraliçem! Yeri gelmişken kraliçem, şu benim yeni projemle ilgili... Sonra! Sonra! Keyfimi bozma! Çok kullanırdım ben bu yolu. Zaman tüneli gibi. Hadi hadi. Çok vakit kaybettik. Tamam tamam. Ah dostum ah. Neredesin? 400 yıl, 2 ay, 11 gün. Tam 147.271 gün oldu. Ölümsüzlük suyundan vazgeçtiysen bile beni merak edip gelirdin. Ya. Kim bilir ne geldi başına. Benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Senin duyduğun benim duyduğum Fahrettin abi. Duydum abi. Gün bugündür. Diğerlerine de haber verelim mi abi? Artık vaktidir. Hemen saksı maksı ne bulurlarsa kapsınlar gelsinler. Hazır olsunlar. Böyle haberleşmek çok zor oluyor. Haber güvercini falan mı kullansak Hakkı abi? Acaba diyorum sen küçükken ağaçtan falan mı düştün Kamil, ha? Hakkı abicim sen saymaya başla.
kazcağızım. Dostum, Evliya Çelebi. İnanamıyorum. Buldum onu. Evliya Çelebi. Çok şükür. Sonunda kavuştuk. Senin için o kadar çok endişe ettim ki. Ama bir gün geleceğini biliyordum. Geldim, geldim. Emanetini hep korudum. Sağ ol sadık dostum. Vay, konuşan bir kız. Konuşan bir çocuk. Şaka yaptım, şaka. Hem artık bana Vingo diyorlar. Ben de Can. Evliya Çelebi senden bahsetmişti ama konuşmana şaşırdım işte, Vingo. Vingo mu? Kuşlar aralarında Vingo diyorlar bana. Efsanevi bir adım oldu. Senin bahsettiğin efsane kuşlar vardı ya hani, onlar gibi. Ölümsüzlük suyunun emanetçisi olduğumu da bir bilseler. Ama artık emaneti teslim etmem gerek. Bu çok büyük bir sorumluluktu. Bir dakika, bir dakika. Çantasından çıkardığı ne? Sanırım şişe kraliçem. Evet evet, şişe. Şişe olduğunu ben de görüyorum, sersem. İçindeki ölümsüzlük suyu olmalı. Vay, 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 vay Evliya Çelebi. İmdat! Çabuk geri ver onu. Gel buraya. Ne yapıyor bu Kamil? Bana yamuk ha. Al aşağı ettirmesin şimdi kendini bana. Yolarım. Yolarsın Fahrettin abim benim. Yamuk yapan cezasını çeker. Anladın mı? Anladım abi. Anladım. Ah Kamil ah. Yazık ettin kendine. Yazık. Kaka! Bırakın onu. Derdiniz benimle. Bırakın onu. Bırak. Bırak dedim. Yardım et kanka. Hep bismillah. Vay vay vay. Evliya Çelebi. Demek ölümsüzlük suyu hala sende. Sahildeki iskeleye gel. Suya karşı çocuk. Gayet basit. Suyu ver. Çocuğu bu iş iyice karıştı. Alo Kemal. Suna, neredesin? Neler oldu? Ben Galata Kulesi'ndeyim. Helikopterle Can'ı kaçırdılar. İskeleye doğru gidiyorlar. Bundan sonrasını bana bırak. Ben hallederim. Tehlikeli olabilir. Merak etme, ikisini de kurtaracağım. Evliya Çelebi çatıda helikopterlerin peşinden koşuyor. Ben de peşinden gideceğim. Tamam, ben ararım seni sonra. Suna, çok tehlikeli. Kıpırdama bir yere. Suna. Asıl tehlike sensin. Bu kadar suçluyla baş ediyorum, kovalıyorum, yakalıyorum. Bir seninle baş edemiyorum. Kadınlar. Ölümsüzlük suyu. Evliya Çelebi. Kraliçe Can'ı kaçırdı. Çocuğa zarar verebilir. Tehlike büyük. Kazcağızım, senin o şişeyi alman lazım. Can'ı kurtarmak için tek şansımız. Sen hiç merak etme. Ölümsüzlük suyunu geri getireceğim. Gülhane Parkı'nda buluşalım. Gülhane Parkı mı? Has Bahçe. Merkez, bütün ekipleri iskeleye yönlendirin. Ben de oraya geçiyorum. Ya da bir ekip beni buradan alsın. Tamam. Bir dakika. Pardon, bir dakika. Can'ı kaçıran adamların, yani dolilerin sizinle derdi ne? Bu arada ben Suna. Suna Sunargil, muhabirim. Anlaması da anlatması da zor. Benim adım Evliya Çelebi. Kraliçe bozuntusu da ölümsüzlüğün peşinde. Bence bu adam deli. Kraliçe mi? Evet, kraliçe. Yani kendisini öyle diyor. Can'ı kurtarmak için her şeyi yapacağımı biliyor. Bir hayalle yola çıkmıştım. Kimseye zarar vermemeliydi. Benim son noktayı koymam gerekiyor. Ben gidiyorum. Cingöz. Cingöz hadi koş. Ne yani? Şimdi kendisini Evliya Çelebi sanan bu adamın peşinden mi gideceğiz?
Ha Kemal, Evliya Çelebi ile birlikte çatıdayız. Canı kurtarmak üzere iskeleye gidiyor o şimdi. İskelede buluşalım seninle, tamam mı? Neden mi çatıdan gidiyor? Bilmem, sormadım. Ama trafiği gördükten sonra çatıdan gitmeyi tercih etmesi bana çok normal geldi. Ölümsüz olacağım. En kuvvetli, en hızlı, en güçlü ben olacağım. İnsanlar bile bana itaat edecekler. Yok artık. O kadar uzun boylu değil. Ver bakayım sen şunu bana. Oh! Oh. Aferin sana. Boyumdan büyük iş başardın. Aferin. Şişeyi bırak. Ben yakalarım. Buralarda bir yerlerde olmalı. Çok tehlikeli olabilir. Gelmeyin artık peşimden. Benim yüzümden daha fazla insanın zarar görmesini istemiyorum. Bu da ne? Bu bir denizaltı. Teknolojinin sonu yok. Hadi yürü Cingöz. Ben bu koca canavarın içine girmemi mi istiyorsun? Ay mızmızlanma Cingöz, hadi. Seni gördüğüme çok sevindim. Yüzyıllardır bu anı bekliyordum. Alemlerin seyyahı, Evliya Çelebi. Ah, ilk karşılaşmamızı hatırladım. Ama bu sefer yalnız değilsin. Görüyorum ki arkadaş edinmişsin. Can nerede? Can mı? Ha çocuk. Ay tabii. Küçük dostuna kavuşmak istiyorsun bir an önce. Getirin çocuğu. Can! Suna. Suna, beni duyuyor musun? Alo. Suna. Suna. Evet. Evliya Çelebi. Bunların içi zehirle dolu. Seni bunca zamandır uyutan zehirden kat ve kat daha kuvvetli bir zehir. Bu şişecikleri şehrin şebeke suyuna karıştırmadan önce nasıl bir etkisi olduğunu görmek ister misin? Çocuğa içirip deneyebiliriz. Ne dersin? Ya da cana can diyelim. Gayet basit. Ölümsüzlük suyunu ver, canı al. Kabul. Ama canı karıştırma bu işe. Bırak gitsin. Derdin benimle. Benim güvencem o. Belli mi olur? Beni kandırmaya çalışırsın yine. Evliya Çelebi. En ufak terslikte acısını çocuk çeker. Uyarmadı deme. Hele kılına zarar gelsin cancağızımın. Dünyayı başına yıkarım. Sen de bunu iyi belli. Suyu vereceğim. Ama su kazacağızım da. Gülhane Parkı'na gitmem lazım. Helikopteri hazırlayın. Hep beraber gidiyoruz. Şebeke suyuna zehir karıştırmak mı? Dikkat dikkat. Bütün birimler helikopterle Gülhane Parkı'na geçiyorlar. Derhal Gülhane Parkı'na intikal edin. Derhal. Kimsenin kılına zarar gelmeden operasyonu bitirmeliyiz. Anlaşıldı mı?
sen. Bu şaşkın kargaların arkasında sen vardın demek. Neden? Ne zaman vazgeçeceksin? Ya. Ne zaman akıllanacaksın? Neden? Kuşaktan kuşağa mı aktarıyorsunuz ya benim çantamın hikayesini? Ay. Anlamadım ki. Başım. Akıllan artık. Başım. Benim çantamı alamazsınız. Vermem. Deneme artık. Tüyüne aklar düşmüş bak. Yapma çocuğum böyle. Yapma yahu. Hani? Nerede ölümsüzlük suyu? Oho. Kızcağızım, teşekkür ederim sadık dostum. Çok duygulandım. Gözlerim yaşardı. Dostluk, vefakarlık, ne yüce faziletler. Ver artık şu suyu bana. Merak etme, su senin, hanımefendi. Dur Evliya Çelebi, verme ölümsüzlük suyunu. Al bakalım. İç doya doya. Evliya Çelebi yapma, verme suyu. Ölümsüzlük suyu sonunda ellerimin arasında. Yüzyıllarca bekledim, hayal ettim. Neden verdin suyu? Sakin ol kanka. Su bende, güvende. Seni kurtarmak için gerçekten suyu ona vereceğime inanması lazımdı. Benim. Benim artık. Benim. Çok yakıştı kraliçem. İlk denek kendisi oldu. Fena mı? Aslansın Evliya. Başardın. Başardık kanka. Birlikte başardık. Kraliçe hazretleri, sen ve adamların tutuklusunuz. Gel buraya gel. Tak bakalım şu bilezikleri. Tutuklayın efendim. Buyurun. Kraliçem ne yapıyorsunuz? Durun. Kendinize gelin. Kraliçem durun. Sen de tak veziri azam. Bilezik mi? Komiser bey, benim bir projem vardı. Bir dinleseniz. Gel canım, gel. Benim de var projelerim. Kraliçem. Götürün şunları. Sayın seyirciler, flaş bir haberle karşınızdayız. Uzun zamandır kamuoyunda Dolly olarak bilinen ve birçok suça karışan adamların gizemi nihayet çözüldü. Bu sabah saatlerinde başlayan amansız kovalamacanın ardından suçlular yakalandı. Ziyade olsun hanım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ay, teşekkür ederim müdürüm. Size de iyi günler. Ne oldu? Haber müdürü. Tebrik ediyor. Merhaba. İyi iş çıkardın Suna. Kutlarım. Teşekkür ederim. Ben de seni tebrik ederim. Sonunda Dolly gizemini çözmüş oldun. Senin sayende. Bir şeyler içsek mi? Hatta belki bir akşam yemeği, ne dersin? Hem bana günün detaylarından bahsedersin. Bu konuda yorum yok. Yok mu? Yok. Peki biz de sadece yemek yeriz. Olur. Hadi o zaman. Oh be. Sonunda. Baki olan, kalıcı olan dostluktur. Dostlar birbirlerinden uzakta olsalar da ne aradaki mesafe ne de zaman yıpratabilir bu dostluğu. Ölümsüzlük suyu dostluğumuzu ölümsüzleştirdi.
Ha, bak şimdi iyi dinle. Senin kanın hızlı akıyor çocuk. Bir durup düşünsen. Mantıklı mı acaba yaptıklarım diye bir baksan. Ama işte nerede? Fahrettin abi var ya, az bile yapmış sana. Abicim, aç olunca bünye sağlıklı düşünemiyor tabii. Yoksa benim kötü bir niyetim yok. Ohoho. Fahrettin abiciğim. Fahrettin abi mi? Kırma oğlum. Şaka yaptın, şaka.